Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ucu açılan botumuzu nasıl tamir ederiz arkadaşlar. Çok basit bir işlemi var. Ee, onun hemen bir üst tık e, zorluğunda bir aşaması daha var. E, i̇ster tek aşamada bırakın ister e, ikinci aşamaya geçerek ben bunu yaparım derseniz e, ip e, tekniğine de geçebilirsiniz arkadaşlar. Ama ben e, çok basit olanı öncelikle size bir göstereyim bunu ayakkabıcılar dahil arkadaşlar malum herkesin bildiği Japon yapıştırıcısı, yapıştırıcısını herkes bilir dostlar. Japon yapıştırıcısı öncelikle ayakkabımızı şöyle bir bağını bir açayım arkadaşlar bir. Bağını bir sökeyim. Evet bağını söktüm. Şimdi bakın şöyle bayağı bir açılmış. Ne yapacağız? Japonumuzu şu üst kısımlara, şuralar arkadaşlar, şöyle, şöylece sürelim. Şu alt kısımlara da. Evet. Ve içine de elimizi şey yaparak sokarak, şöyle bastıralım arkadaşlar. E, bu işlem, şunu söyleyeyim hemen, e, bu işlemi eskiden e, ayakkabı tamircileri baliyle ile yaparlardı. Eğer elinizde Japon yapıştırıcısı yok, bali varsa bali ile de bu işlemi gayet sağlıklı bir şekilde yapabilirsiniz. Ama balinin şöyle bir şeyi var, püf noktası var. Bali'de sürdüğünüz zemini öncelikle şöyle bir zımparayla temizleyeceksiniz. Sonra baliyi bali sürüp 15 dakika iki taraflı sürüp hem alta hem yapışacak çift tarafa süreceksiniz. 15 dakika mutlaka beklemeniz lazım. Yoksa tutmaz. Onun özelliği olur. Kullanma talimatında da yazar zaten. Ondan sonra böyle içine örs gibi bir şeyle e, örs gibi bir şeyin içine şöyle koyup buradan çekişle vurup arkadaşlar iyice yapışmasını sağlayacaksınız. E, Bali de bu işi böylelikle e, çok güzel görür arkadaşlar. Şimdi bakın ben bunu yapıştırdım. Hatta hatta şuralarından da azıcık süreyim. Evet. Şöylece Çok fazla aşağı doğru gitmeyeceğim. Tepkimeye girip e, Japon duman çıkarıyor arkadaşlar. O yüzden solumamaya dikkat ediyoruz. Şimdi dostlar Şimdi e ee, bu ikinci e, bir aşaması daha var. Bu bu şekilde böylelikle kullanabilirsiniz. Herhangi bir problem e, teşkil etmez. Ama ben e, bunu dikeceğim arkadaşlar. E dikme işlemi için neye ihtiyacım var? Bir adet tığ, e, bir adet de mumlanmış özel ipler var. E mumlanmış ip olmazsa olmaz. Çünkü e, şu tığın ucu içine şey yapar Burayı taratır ve e, dikişi düzgün atamazsınız. O yüzden mumlanmış ip olması lazım. Ayakkabınızın rengine göre e, bende beyaz ve siyah var. Değişik renk seçenekleri mevcut arkadaşlar. İşte Piyasadaki o turuncu, yeşillere vesairelere göre e, bu mumlanmış ipten e, temin edebilirsiniz. Bunun e, mantığı şudur dostlar. Pratiğini göstereyim. Öncelikle ipimizi şöyle tutarız arkadaşlar. İpimizi böyle tuttuktan sonra İpimizi böyle tuttan sonra tığ yardımıyla şuradan çekeriz. Bunu ayakkabının içinde uygulayacağız. Sonra tekrardan şu vaziyette tekrardan e, zincir yaparak e, dikişimizi atacağız arkadaşlar. Yani bunun mantığı e, bu şekilde dostlar. Böyle 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 e, dikişimizi e, atacağız arkadaşlar. Şimdi gelelim bunun uygulamasına. Ayakkabı üzerinde uygulamasına. E, öncelikle elimizi kabının içine geçiriyoruz arkadaşlar. Ben şuradan başlayacağım. Tabi beyaz iple dikmeyelim. Ha siz tarz olsun diyorsanız beyaz ip de kullanabilirsiniz. Öncelikle şuradan çok fazla geriye gitmeyeyim. Şuradan şöyle başlayayım. Başlayayım arkadaşlar. Tığımızı şuradan soktuk. İpimizi az önce gösterdiğim şekilde arkadaşlar şu vazette halka yapıyoruz. Ve tığın ucuna içerden. E, takıyorum ve dışarı doğru e, çıkarttırıyorum arkadaşlar. Şu tabanını da şöyle aldım. Elime takılmasın diye. Evet dostlar. Evet. Şuradan çıkardım. Hemen şöyle yapacağım. Diğer ucunu şöyle dışarıya çıkarttırdım ya arkadaşlar. Şimdi, şimdi işlemimiz şu. Buradan tekrardan belirli aralıklarla arkadaşlar, şöyle ne bileyim işte e, şu, şu kadar, şu kadar aralıklarla standart yapmaya çalışalım ki biraz estetik açıdan e, güzel olsun diye arkadaşlar. Sonra bakın şuradan geçirdim. Hiç bundan çıkartmadan, şu halkadan çıkartmadan arkadaşlar. Aynı aralıkla bir tane daha atacağım. Aynı aralıklara bir tane daha atayım. Evet. Ucu takıldı. Dediğim gibi mumlama olmazsa birazcık da şöyle Şöyle çekerek gerdiriyoruz arkadaşlar. Aynı mesafeden tekrardan bu işlemi e, bu tarafa gidinceye kadar, öbür başa varıncaya kadar tekrarlıyoruz arkadaşlar. Evet, bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle odaklattırayım. Evet. Dikiş bu şekilde oluyor. Biraz birkaç daha devam edeyim. Ee, ben ara vereyim. Sonrasında Evet şeyi tutturamadık. Kancayı ipe tutturamadık. Daral ol olduğu için arkadaşlar biraz zor olacak ama Şöyle bir daha göstereyim. Böyle şiir gibi aynı çizgiden, şöyle çizgiden, çizgiden, çizgiden uçtan öbür tarafına doğru gideceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar en sonuna geldim. En sonuna geldiğimde iyice ipimizi arkadan tutup elimle şöylece asılıyorum arkadaşlar ve gerdiriyorum ve ipimi şöyle yukarı doğru çekip şu kadar boşluk bırakıp kesiyorum arkadaşlar. Ve ipimi arkadan fazla ipimi çekiyorum dostlar. Şimdi buradaki ipi ne yapacağız? Buradaki ipi şöyle yapacağız. Arkadan tığımızı takıp içeriye alacağız. İçeriye aldım değil mi arkadaşlar? Bu ip yerinden çıkmasın diye yerinden çıkmasın diye Japonum nerede? Japonum bulayım. Japonum arkadaşlar aynı yaptığım yer buraydı. Karşıyı da aynı şekilde yaptım. İçine doğru çektirdim. Sonra hafiften İp yerinden çıkmasın diye Japonla onu oraya sabitliyorum arkadaşlar ki başlangıç ipimize böylelikle sabitliyoruz dostlar. Şimdi ortaya bakın şöyle bir e, dikiş işçiliği çıktı netlemeye çalışayım. Evet. Bakın şöyle. Evet. Böyle bir çırık çıktı arkadaşlar. Ayakkabımızın tabanını yerleştirelim. Evet tabanını yerleştirdim. Bir de ipimizi bağlayalım. İpimizi bağlayalım. İpin bir sürü bağlama çeşitleri var. Bir arada olmadı. Ona değiniriz. Bizimki şimdiki yaptığımız taktik en alt en alt sağdan en üst sola bir tane götürüyoruz ve sonra da bakın arkadaşlar şöylece e, en alttakinden karşı tarafın üstünden altından geçirip karşı tarafın altından üstünden ve bu işlemi şöyle, böylece tekrarlıyoruz. Ben e, şunu fark ettim çoğu insanlar ayakkabı ipini bağlamayı bilmiyor o yüzden e, bu işlemi size gösteriyorum yoksa hızlı bir şekilde ileriye saldıracaktım ama dedim ki belki bilmeyenler vardır. Olabilir, öğrenmemiştir, göstermemişlerdir, bir yerde denk gelmemiştir. Bu şekilde e, klasik bağlamamızı yapabiliriz arkadaşlar. Baktık ki burada şu kısımda az bir boşluk kaldı ise yani ipimiz burada az bir şey kaldı ise şuradan yukarı, yukarı taraf şu ipten birazcık Yetecek kadar çekeriz. Yetecek kadar çeker. Sonra tek tek yukarıya doğru sarar. Ve ipi böylelikle eşitlemiş oluruz. Arkadaşlar. Dostlar. Ee, öbürünü dikmeyeceğim. Öbürünü dikmeyeceğim. Zamanım kısıtlı. Ee, böylelikle de bir ayakkabı e, burnu açılmış, burnu atmış, taban atmış. Ne derseniz e, ayakkabıyı, botumuzu da daha doğrusu e, tamir etmiş olduk. E, belki hani çoğunuz diyebilirsiniz ya ayakkabıcıya işte 10 lira 5 lira veririm diktiririm falan diyebilirsiniz ama diye yine diktirin ama bilin arkadaşlar işte nasıl dikiliyor e, ayakkabıcılar da bunu nasıl tamir ediyor veriyorsunuz ayakkabıcı diyor ki yarın e, bugün git yarın gel bu ayakkabıcılar da bunu bu şekilde dikiyor elle diken kalmadı onu söyleyeyim aynı mantıkla e, bunu Dikiş makinesini dikiyorlar arkadaşlar. Dikiş makinesi de aynı mantıkla bunu şey yapabiliyor. Ha diyebilirsiniz ki işte bu dikişlerden su alıyor. E, almaz arkadaşlar. Yani e, alacak olursa zaten %100 su almayan bir ayakkabı yoktur zaten arkadaşlar. Yani olsa da e, çok ciddi meblalardır. Bakın zaten buralarda da orijinalinden dikişler var. Korkmayın. Yani e, bu ayakkabılarla tutup da böyle e, yarı belinize kadar suya girmeyeceksin. Mümkün mertebe e, suyun az olduğu yerlerden. E, olabildiğince e, kuru yerlerden gitmeye çalışırsanız hiçbir sıkıntı problem olmaz arkadaşlar. Peki canlar. Bir dahaki videoda görüşmek ümidiyle. Esen kalın. Kendinize iyi bakın.